Töreni yapıldıktan sonra da memleketi Sivas'a gönderilmek suretiyle orada defnedilecek. Ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Bu kaybımızdan sonra dün akşam emniyet güçlerimize yapılan el yapımı parça tesirli bombalı saldırıyla yaralanan vatandaşlarımızdan birisi dün ağır yaralıydı, bugün de hayatını kaybetti. Bu vatandaşımızın kimliği henüz belli değil. Kimlik tespitiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Böylece acı kaybımız iki oldu. İki vatandaşımızı bu saldırılarda kaybettik. Ayrıca emniyet mensuplarımız da bu el yapımı parça tesirli bombalı saldırılarda önce 7 polis memurumuz yaralandı. Daha sonra bir başka dün geceki hadiselerde gene silahlı bir saldırıda da ayağından yaralanan polis memurumuz oldu. Toplam 8 memurumuz da yaralı. Bu olaylarla ilgili İstanbul'umuzun belli bir muhitinde, Ok Meydanı'nda şu anda da sizlerin de takip ettiği, görebildiği, yüzü maskeli, eli zaman zaman silahlı bir takım grupların, kişilerin ajitasyonlar yapmak suretiyle toplumu tahrik ettiği ve çatışma ortamını büyüterek ülkemizin, şehrimizin, insanlarımızın güvenliğini ve huzurunu ciddi şekilde bozmaya yönelik emeller içerisinde olduklarını hep birlikte görüyoruz. Uğur Kurt'a ait yapılacak olan tören ve uğurlamanın tamamlanmasını ve burada herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını yürekten temenni ediyorum. Ancak bu bölgede eli silahlı, yüzü maskeli bir takım grupların bu toplantılara, bu törenlere katılacak olan vatandaşlarımızı tahrik etmeye yönelik ajitasyonlar içerisinde olduğunu çok net görüyoruz. İstihbarat kayıtlarımız da bu konuda çok net. Gerek emniyet kuvvetlerimize yapılan saldırılar, gerekse iki vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren saldırılar gerçekten fevkalade üzüntü vericidir. Bunların faillerini her halükarda çıkartacağız, bulacağız, adliyeye tespit edeceğiz, teslim edeceğiz. Herkesi duyarlı olmaya ve bu ortamı ajite edecek her türlü hareketten kaçınmaya dikkatli bir şekilde olayları izlemeye davet ediyorum. Bunlarla ilgili emniyetimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tabii yeni bilgiler oldukça sizlerle bunları paylaşacağım. Ama en önemli şeyin şu anda iki vatandaşımızın kaybıyla birlikte sokakta var olan bir takım gruplardır. Eli silahlı, yüzü maskeli gruplardır. Bunların niyetlerinin İstanbul'umuzda, şehrimizle birlikte belki de ülkemizde farklı ajitasyonları geliştirme arzusu içerisinde olduklarıdır. Bunları izliyoruz.